Hepinize merhaba. Ben Manisa Demirci, Necip Fazıl Kısakırak öğrencisi, Mustafa Mert Gültekin. Bugün sizlere Manisa'da bulunan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni anlatacağım. Demirköprü Barajı Manisa'da Gediz Nehri üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla üretilmiştir. 1954-1960 yıllarında inşa edilen bir baraj. Toprak gövde dolgu tipi olan bu barajın gövde hacmi 4 milyon 300 bin metreküptür. Akarsu yatağından yüksekliği 74 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 1 milyon 320 bin hektometre küp olan normal su kotunda göl alanı 47 kilometre karedir. 69 megawatt güç kapasitesinde hidroelektrik santrali yılda 193 gigawatt elektrik enerjisi üretimi sağlamakta ve baraj aynı zamanda 100 bin hektarlık bir alanı sulama hizmeti vermektedir. Bu baraj aynı zamanda Türkiye'nin 190. Manisa'nın ise 6. en büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 84. büyük hidroelektrik santralidir. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ortalama 112 milyon 654 bin kilowatt saat elektrik üretimiyle 31 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 37 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler.